2024 yazında Türkiye'ye karayoluyla gelen Avrupalı Türkler, sınır kapılarından rekor sayıda giriş yaptı ve ülke ekonomisine önemli bir döviz katkısı sağladı. 22 Haziran ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Edirne sınır kapılarından tam 4 milyon 330 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, bu sayı geçen yıla göre %10 artış gösterdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 sezonunda Edirne sınır kapılarından giriş yapan araç sayısının 1 milyon 59834 olduğunu ve bu dönemde bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Avrupalı Türklerin yoğun ilgisi, özellikle kuyumcular, hediyelik eşya satıcıları, restoranlar ve tatil bölgelerindeki işletmelerin hareketlenmesine yol açtı. Avrupa’da yaşayan Türklerin Türkiye’ye sağladığı döviz kazancının da rekor seviyelere ulaştığını belirten yetkililer, 6,34 milyar euro, yaklaşık 7 milyar dolar, tutarında dövizin ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade etti. Bu tutar, Türkiye'nin turizm gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Avrupalı Türklerin, ülke ekonomisine nedenli büyük bir katkı sağladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupalı Türklerin Türkiye ekonomisine sağladığı bu önemli katkıyı vurgularken, Son dönemde bazı çevrelerin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik olumsuz tutumlarını eleştirdi. Sırakaya, bu tür düşmanca söylemler karşısında siyasi ve hukuki mücadele vereceklerini belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında tatil yapan ve alışveriş yapan Avrupalı Türklerin varlığı, yaz sezonunda Türkiye'nin turizm çarklarını hızlandırırken ekonominin de canlanmasında önemli rol oynadı.